Kabul edenler, evet, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem dışı söz almak isteyen var mıdır? Bu Çamlıca. Başkan, bu hepimizin başını artacak, size söyleyeyim. Ne Çamlıca'da bizim başımızı artacak falan ya? Tamam, geçmişte şaibeli... Başımız artacak olan nedir? Şimdi... Hayır, ben... İsmet abi. Şimdi sözünüzü nasıl ekleyin? Ben sizi demedim. Bak. Yok. Hayır, başımızı artacak. Estağfurullah, bizim başımızın yarısın. Evet, peki buyurun. O zaman diğer. Özlem abi, buyurun cevap vereyim. Yani ben, ya siz belediye meclis üyesiniz, aklı başında bir insansınız. Nerede kaldı o zaman? Buradasın. Anlatsın hikayesini. Ya yapmayın ya. Burada biz hukukçuyuz. Hepimiz aklı başında insanlarız. Hiçbirimiz burada kanunla alakalı bir şey kabul etmeyiz, edemeyiz ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yıllardan beri devam ede gelen, şimdi Kaan Bey anlatacak hikayesini aynı o biliyoruz. Sayın Başkanım, bir şey söyleyeceğim. Sakın. Biz orada bir şahibeden bahsetmedim. Yok, anladım. Şahibe. Öyle bir şey demediniz. Şahibe ne olacak yani zaten? Yani siz daire sakın. Güney Belediyesi'nin kaç metre yeri var Kaan? Belediyemizin kaç metre yeri var? Çamlıca'da. Toplam bize düşen Çamlıca. 3 lira. Başkanım, Trampa'dan 7-3 milyon. Oray değil ya, orayı anlatacağım. Onun dışında yani 160 metre yerimiz var. Kesin %43,5'tan sonra 160 metre yerimiz var. Önce mi hatırlıyor musun? Yok, kalanı sanırım. 160 metre yerimiz var Yüreği Belediyesi'nin, koca belediyenin. 400 tane hapishane var. Değerli Serhat Çorak abinin sıkıntı yaşadığı yer, Aydın abi. Yani biz 40 yıllık sorunu çözmüşüz. Bir tane ağaç kesilmesine müsaade etmiyoruz, ağaç çok çünkü orada. Yıllardan beri imar açık değil. Yoğunluğunu biz vermedik. Siz vermediniz. Ben vermedim. Mevcut Büyükşehir Belediye Meclisi vermedi. Kaç senesinde kabul edilmiş planlar geçip kesinleşmiş kardeş. Sayın Başkanım, ilk önce 1992 yılında bir 92. Daha sonra 1998 yılında 98. Beşiktaş Ölçekli Nazım İmar Planı ve devamında bir böyle evet. Açık imar planı yapıldı. O zamanlardan beri imarlı yoğunluklu bir yer. Evet, bir mimarlar odasının bir davası söz konusu oldu. Evet. O dava sonucuna göre 2003 yılında tekrar bir böyle Beşiktaş Ölçekli Nazım İmar 2003. Değerli arkadaşlar, abiler yapmayın ya. İsmet abi bunu siz söylemeyin. Şimdi ben... Gazeteciler yapabilirim. Neden beklemiş başkan? Yok. Neden beklemiş? 20 seneden beri 30 seneden beri. Abi çözdüm bu kardeşim. Sen niye teşekkür etmiyorsun? Yüreğiyle Adana'nın en değerli lokasyonlarından bir tanesindeki sorunlar çözülmüş. 400 tane hak sahibi var. Hiçbirisini tanımam. Burada tanıdım. Adamlar geldiler. İlk belediye başkanı dediler ki başkan, siz ait tanısınız onları. İsim vermeyeyim şimdi. Yani sizin partiye müzahir bir çoğu da yani. İsim gerek yok. Dediler ki başkanım, kardeşim, biz 40 yıldan beri burada perme perişan olduk. Yani İhsan abi sen onları iyi bilirsin. Perme, hepsini sen tanıyorsun oradakileri. Ali abi sen de tanırsın. Arkadaş geldiler dediler ki biz sana güveniyoruz. Allah rızası için raconu kes. Biz de raconu kes, öyle bir kestik ki %43,5'unu mallarına el koyduk. Doğru mu? Doğru sayın başkanım. Devlete donatalarını kazandırdık. Okul yeri bir tane mesela Fen Lisesi yeri kazandırdık. Bilmem ne kazandırdık. Bir sürü yer kazandırdık. Ve dedik ki ondan sonra geçmişten gelen 92, 98, 2003 İsmet abi bu müktesebatları koruyaraktan mevcut yoğunluktan bir santim arttırmadan bir inşaat hakkını, bir santim, 1.6 yoğunluk, biz bunu bulduk. Yaptığımız imar uygulamasıdır. Yaptığımız 400 tane birbirinden farklı insan ikna etmektir. Doğru mu? Doğru. 400 insan geldiler, dediler ki arkadaş biz artık bıktık, o dava açıyor, bu kapatıyor. Sen de bize abilik yap, yaşın küçük ama dediler, abilik yaptık. Yüreği Belediyesi'nin 160 metre yeri var. Ne benim ne sizlerin bilmiyorum. Ona da bilir. Ayıp bir şey değil. Yani geçmişten gelen yerleriniz de olabilirdi. Ki yerimiz yok. Hiçbirimizin yeri yok. İnsanlar bu kadar yıllık sorun çözüldü. Orası yani Adana Akciğeri falan değil. Orada kaç toplam imar açılan yer? Toplam 70 dönüm. Şu anda dediğiniz 70 küsür de 72 olabilir. Bakarız. Çoğunluğu sosyal donatı sosyal donatı. Ve gelen projelerde şunu söyledim. Arkadaşlar bana yüksek yoğunlukla yüksek katla gelmeyin dedim. İlk bana müracaat yapan firma, tanımam etmem bunları ben. Geldiler adamlar, anlaşmışlar. Başkan biz anlaştık, iş yapmak istiyoruz. Buyurun hoş geldiniz. Safa getirdiniz kardeşim. Herkes anlaştınız mı anlaştınız. Oradakiler zaten Adana'nın ileri gelen insanlar, siz de biliyorsunuz. Uğur Sayın Kan iyi tanır. Oradaki yak sahibi kim olduğunu. Senin mahallenin doktoru. Ya neyse işte.
Sen biliyorsun o isimleri. Onlar hepsi geldiler. Biz onlara sorduk. Hepsi bana Allah razı olsun senden diyorlar. Ben bir şey yaptım yok. Ben abilik yaptım. Yani şey anlamı, manevi anlamı. İmar uygulaması. İmar uygulaması anlamı. Ya öyle bir abilik yaptık ki ya. Sayın Aydın'ın başına. Mallarının 100 metrenin 43,5 metresini biz aldık. E arkadaş, adam ilk projeyi getirdi bana. Zemin artı 5 kat. Herkes düşürmüş. E ne yapsın? Peki yüreği nasıl gelecek? Niye bunları kaba sakatçı konuşmuyoruz? Niye bunları sayancı konuşmuyoruz? Konuşalım. Ha, orada bir yanlış yapılır demiyorum. Yanlış anlaşılmaz. Tabii ki Kabasakal gelişsin. Tabii ki Adana gelişsin. Niye yüreğin bir tarafında böyle lüks, insanların Seyhan'dan, Çukurova'dan, Sarıçam'dan her yerden gelip oturacağı bir yer yapıldığı zaman itiraz ediyoruz? Ya teşekkür bekliyorum ya. Ben istiyorum ki, kardeş biz muhalifiz. Değerli başkan, arkadaşım, kardeşim Fatih Bey, sana teşekkür ederiz. Bizim de katkımız var çorbada. Burada biz 40 yıllık sorun çözülmüş, Yüreğir'de lüks, yaşanabilir, güzel konutlar yükseliyor. Köprülü'de de yükselsin. Sinanpaşa'da da yükselsin. Kazım Karabekir'de de yükselsin. Yüreğir'in kaderi değişsin demenizi bekliyorum İsmet abi. Ya düşünüyorum. Sitem etmekte de haklıyım yani bence. 43 metre biz aldık derken Sayın Başkanım. Biz almadık. Okul alanı. Okul alanı. Belediyemiz. Spor tesis alanı. Niye başta belediyenin mülkiyetini sordum? Onun için sordum yanlış anlaşılmasın diye. Yani 160 metrekare belediyemizin mülkiyeti var. 43,5 %43,5 Bakın %43,5 Ne? Yedek geçmişin. Sayın Başkanım sizin de arz ettiğiniz gibi eğitim tesis alanı var. Evet. Spor tesis, spor alanı, tesis alanı var. Sosyal tesis alanı var. İbadet tesis ibadet alanı var. İmar yolları var. İmar yolları var. Park alanı var. Park alanı var. Ya bu kötü bir şey yapmışız. Ya işte ama sen böyle demiyorsun yani. Yapmışız yani. Yanlış anlaşıldı. Başkanım. Başımız ağrıdı. Ya niye başımız ağrıdı? Bana teşekkür ederim. Başkanım bize. Yaptığımız hizmette bireysel çıkar varsa tamam. Kesinlikle. Bunu konuşalım. Kesinlikle. Bunu bana söyleyin. Bizim gözümüzden kaçan bir şey varsa İsmail abi söyleyin. Ya bak söylüyorum ya. En büyük gücümüz, şeffaflığımız, açıklığımız. Hatamız olur, eksiğimiz olur. Bak söylüyorum peşinden. Ben her zaman açık sözlüyüm burada. Siz burada geldiniz. Hep konuşuyoruz. Bu uyuşturucu meselesini burada gündeme getirmedim ya. Hep beraber konuştuk. Ben yalan söylemek Müslümana yakışmaz. İnsana yakışmaz, siyasetçiye hiç yakışmaz. Yalan söyleyen siyasetçiden de siyasetçi olmaz. Ben siz demeden ben dedim ya. Özellikle de söyledim arkadaş. Sıkıntılarımız var biliyorsunuz. Yani benim değil. İlçemizin, şehrimizin sıkıntıları var. Bir kere yanlış bilgi. Yüreğim değil. O konuda birincisi var. Ben sana kim birinci olduğunu söyleyeceğim. Yani iyi bir şey olduğu için söylemiyorum. Hani kullanımda birinci sana kim yapacağız? Yüreği. Şey kullanım. Birinci değiliz yani. Yani birinci değiliz. Yüreğim ya öyle değil. Şimdi Umum Atlasan Mahallesi'ni ben sizden şu rica ediyorum. Bütün meclislerimiz. Şu Umum Atlasan Mahallesi'ni ben en yakın zamanda bir minik otobüse binelim bir gün. Sabah kahvaltısında ben ikram edeyim hep beraber. Şu yaptığımız yerleri bir gezelim beraber. Ondan sonra da gidelim bir sisle. Ceyhan Değerli'nde Nazır bizim orada bir yerimiz var biliyorsunuz belediyemiz. Kazalık ev olarak kullanılıyor. Orada bir kahve içelim, şey yiyelim, sıkma börek yiyelim, bir konuşalım ya. Gene muhalefetiniz yapın değerli arkadaşlar, abiler. Her zaman ben size karşı açık ve samimiyim, ayrıcılık yapmıyorum. Ama bilmemiz lazım. Başkan, ya başkan şimdi yani bunu gündeme getirmek karşı olmaz anlamda değil abi. Ben başımız ağrımaz. Elektrik kesmesini gündeme getirmiyor sen mi? Bak, sayın başkan. Şu dediklerin hiçbirisine cevap vermiyor. Ama başımız ağrır ya başımız ağrımaz. Biz iyilik yaptık bu şehre. Vallahi biz hayırla yad ederler ya. Biz